Böyle bir imarette servis tabaklar Çin'den getiriyor. O dönemde bunlar her zaman çok pahalı. Yani kolay değil birkaç bin kilometre ya deve kervanla ya gemiyle böyle bir şey getiriyor. Ve kalmışlar. Ne zamana kadar? 1912'de o günkü vakıflar genel müdürlüğünü fark etmişler ki vakıflara ait müesseslerinden çok fazla çalıntılar oluyor. Kilimler, halılar, işte levhalar, çiniler falan. Pardon, heyetler oluşturdular. Gezdiler ve toplamışlar. Ve bugünkü Türk ve İslam Sanat Eserleri Müzesi'nin temel koleksiyon hepsi o tarihe aittir. Ve bunlar aldılar, oraya getirdiler. Ama Türk ve İslam olmadığı için depoda kaldılar. Bu neyi gösteriyor bize? Bir kere adamın ne kadar zengin olduğu net bir şey çıkıyor. Hem Münir başı, hem Gelibolu Mustafa Ali Ebru Nus hakkında şöyle bir şey diyor. İlk önce 20 sene gümüşünde kaldı. Değişik şey ifadelerle aynı mesaj geliyor. Orada bir şey rahatsız oldu. Merkezi Gümüşhane'den Serez'e taşındı. Ondan sonra Serez'den yeni civarlar. Herhalde Serez, bir de şey diyor. Taşındığı zaman Gümüşhane'deki eve imareti yaptı. Serez'deki eve imareti yaptı. Öldüğü zaman Yeni Civardar'daki saraya imareti yaptı. Oraya geliyoruz şimdi. ...1848 tanımış bir ressam ve seyyah İngiliz Edward Lear. Tam tarihini biliyoruz çünkü aynı zamanda bir defter tutuyordu. 13 Eylül 1848'de Yeni Civardar'a gittiğinde böyle bir tablo çizdi. O gün işaret yer Evrenos'un oradaki eğer Münecin başı ve Gelibolu Mustafa Ali doğruysa saray, sonra imaret yapan. Solda 1930-35 civarında çekilen bir fotoğraf. Sağda giriş kısmının bugünkü durumu. Yandan bir çekim. Bugünkü durumu. İçinde ikinci katta üstü açık, kübesi gitti. Bu bina kitabesi yok, mevcut değildir ama 1675'te Edir Çelebi'ye Yeni Civarlar'a gittiği zaman da yerindeydi, bir restorasyon kitabı yerindeydi ve ona veriyor. Gazi Erdoğan'ın neslinden İskender, atasının imaretini tekrar inşa etti ve faydalarını yaydı. Bunun karşılığında Allah'ın diğer dünyada cenneti bitmeye nasip etsin, darun karnı, eski bu sözleri tarihi vermektir. Yani Hicri 916'da, 1510-1511 senesinde bu bina yeniden inşa etti. Yeniden inşa ettiği zaman da bu soldaki resmin arkasında bir bina var ya, bir de minaresi, camiye ilave etti. Asıl bina kaldı, onun arkasında cami yaptı. Yapılan cami kubbelidir. O da 100 sene sonra kubbe çöktü ve bu şekilde yapıldı. Evrenos ait sadece onun türbesi ve imareti, saray imareti yoktur. Bir de onun
çok büyük bir çift hamamın. Çift hamamın yarısını 1940'larda yıktılar ama yarısı kalıyor ve son aldığım haber hem koruma altında aldılar hem de bunun restorasyonunu başlatmışlar şimdi. Bu da hamamın içinde. Birkaç sene evvel, 2 sene evvel yine Özer'in marifet dili bir Evrenosoğulların bir kendi memleketine bir 3-4 günlük bir seyahat düzenledik. 25 kişiye gittik, ben de iyi. Ve bu hamama girmek o zaman mümkün değil. Çünkü kapılar tamamen şeydi. Bir tek arka tarafından böyle 3 metre aşağı iniyorsun. Çocukların açtı bu kadar bir yer vardı. Oradan inersin. Bunlar Evrenosoğullar ya. Hepsi yaşlı olanlar, 80 yaşındaki, 75 yaşındaki hanımefendiler falan. Hepimiz şeyden girdik ve ben hamamın içinde ayarlamaya başladım. Baktım bir yabancı var aramızda. Şık giyinmiş bir adam. Pardon, siz kimsiniz? Ben dedi, yeni civarların belediye başkanı. Papa Nikolaidou. Benim şehrin kurucuların torunları hoş geldin için. Demek ki geldi. Gerçekten adam gelmiş, şey yapmış. Evrenos'un ilk durak noktası Gümülcini'ydi. Biraz evvel bahsettim. Yani Gümülcini civarında. Bu şimdi göreceğim Gümülcini'nin altında Fericik var ya, Dimitokan'ın altında Fericik. Fericik'ten 5 kilometre uzaktı. Evrenos'un yaptığı bir han. Sadeki han. Bir de kaplacı. Kaplacı iki ayrı döneme aittir. Han budur. Burayı koymadım ama bu hanın 1930'da Yunancı'da ufak bir yerel bir dergide bir yazı çıktı. Hanın kitabesinden bahsetti. Evrenos İbn İsa tarafından yapılmış. Ama sonra bir depremde ön kısmı gitti ve o kitabı da gitti. Ben de tesadüfle 5-6 sene evvel oradayken bir takım mermer parçaları buldum ve onları çıkarttım. Kitabesinin ilk satırı Evrenos İbn İsa Bey'in şeyini buldum. Dolayısıyla biz bunu net bir şekilde biliyoruz. Peki bu bir tarih kaynak bize ne gösteriyor? Bir uç bey. Bizim resmi tarihimizde ne yapıyorlar bu üç beyler? Ellerinde gidiyorlar, esir alıyorlar, ganimet alıyorlar falan. Bir tane değil, Evrenos en azından 6 tane bunun gibi hanlar yaptı Adriyatik'e doğru giderken. Neden? Kimin için? İtalya'daki tüccarlar için. İtalya'daki tüccarlar o dönemde Bursa'ya geliyorlar. Bursa'dan ipek alıyorlar, Bursa'dan baharatlar götürüyorlar. Ve onların sağlığını, şey güvenliğini korumak için Balkanlar'da bir üç bey böyle bir yatırım yapıyor. O bize 14. yüzyıl tarihi biraz değişik bir şekli ışık gösteriyor. Yani başında Osmanlılar Balkanlara gidince bir altyapısı oluşuyor. Yollar, köprüler, kervansaraylar, hanlar ve imaretler. Bir de hamamlar ve kaplacılar. Bu da hanın hemen arkasında tahminen bunun kitabesi yok. Ama bütün mimari tarihçiler diyor ki bu arkadaki kısmından çok daha eski, büyük bir ihtimalle ben diyorum, bu Evrenos'un yaptığı kaplıcı binası. Arkada, pardon,
arkada bu resmini görüyorsun, bir kilisenin şeyleri var ya, o kilisenin altında kubile olan yer 1500'de Davut Paşa, Sadrazam Davut Paşa tarafından yapılan, onun sağ tarafında Han Mağarası, küçük gözüme benim Evrenos'un dedi. Bir de sadece Kuzey Yunanistan'da değil, Bulgaristan'da da görüyoruz aynı şekilde. Bu döneme ait bir takım muazzam türbeler. Bugün bu türbe İskeç'in, yani bugün Gizanti'nin güneyinde 15 kilometre. Bunun sadece isim biliniyor, Kutuplu Baba. Yerli olan Yunanlılar bunu hiçbir zaman türbe demiyorlar, teke diyorlar. Çünkü gerçekten bir teke idi. Tekeler türbelerin etrafında oluşturuyor. Daha 1800 ne zaman vakayı ayrı? 26 mı? 26'dan sonra bütün Bektaşi tekeleri kapattırdı ya. O zaman gerçi sadece bu değil. Bulgaristan'da, Yunanistan'da en azından benim gördüğüm 15 tane bunun benzeri var. Tekeler gerçekten yok ettiler ama türbeleri dokunmadılar. Ama hala bugün kadar Yunanistan'daki şeylere bunu türbe demiyorlar, teki ediyorlar. Kimdir bu Kutuplu Baba? Emin olmak diye bir şey yok, kitabesi yok, hiçbir vakfiyesi yok, herhangi bir kayıtı yok. Bir tek ikinci Murat'ın 1430'da bir vakfiyede bu bölgede bir Kutuplu köyü görüyoruz. Bunun bulunduğu yer Bori diye bir, Osmanlılar Bori diyorlardı. İşte asıl ismi Empori diye büyük bir Bizans şehri hemen bitişinde. Onu Evrenos 1370'lerde fethettiğini biliyoruz. Bu da bir tane ama o dönemde bu üç beylerin asker gücü şeye çok bağlı. Bunu Yeni Barkan'ın 60 sene evvel yazdıklarından biliyoruz. Babalar, pirler, sultan dedikleri, derviş liderleri de çok el ele çalışıyorlardı. Çünkü dervişler Evrenos'un çaresi üzerinde değil, kendi pirler, sultanlar, babaların çaresi üzerinde seferler katılıyor. Ve dolayısıyla Evrenos ve diğer üç beyleri, Osmanlı padişahları, ilk dönemdeki sultanları dahi, Orhan Gazi, işte Geyik Kebabı, Puzperes falan bunlar hepsi bu tür babalar, pirler, sultanlar muazzam para harcıyorlardı. Bu çok ilginç bir yapı. Bori dediğim kasaba yarım kilometre uzaktır. Neye o şehrinin duvar taşlardan falan bunu yapmıyorsun? Bu taşlar hepsi 60 kilometre uzaktı. Dağlardı. Kesme taşları şey getiriyorlardı. Bunun tarihi herhalde hiçbir zaman tam bilemeyeceğiz ama bu devir ait olduğunu kesin. Yumucini ile biraz evvel bahsettim. Evrenos Bey'in evi, daha sonra imaret, zaviye imaret restore ettikten sonra ve gerçekten inanılmaz bir restorasyon. Bu avlunun iç duvarlarında tabii kat kat şeyler vardır. Sıva. Normal olarak Anadolu'daki restorasyonlara baktığı zaman da o sıvalar çıkartıyorlar taşları çıkana kadar. Hayır. Bunlar öyle dikkatli yapmışlar ki kat kat çıkarttılar. Ve en altında bir tane buraya gösteriyorum. Buna benzeyen
yüzü yakın cenkler ve baltalar. Yani o dönemdeki dervişlerin kullandığı şey aslında. Şu anda bir kilise güzel olarak faaliyette. Başında 80 yaşında Papaz Dimitrios diye bir adam. Şimdi bu Evrenosoğulları gittiğim zaman da ben bir tür şey, mesuliyet alıyordum rehber olarak. Yunanistan'da bütün tarihlerim vardı. Zengin iş adamları, işte diplomatları, Gümülcini'deki Türk başkonsolosu falan. Bak dedim, biz geliyoruz, ben kesin bir saat söylemem. Neden bunu demem? Çünkü Papaz Dimitrios'un çalışma saatler biraz değişik. Kapının üzerinde yazılı, onlar da takip edemiyor. Mesela pazartesi gün sabah 9 ile 10.30 arası. Salı gün öğleden sonra 4.30-6 arası. Çarşamba gün kapalı. Perşembe gün 11'den yarıma kadar. Ama o saatlere gittiğin zaman da çoğu zaman da kapalı buluyorsun. Ben de dedim ki siz bu adamı bul, şey yap, illa ki biz biliyoruz, orada bulunsun. 1.30-4 arası gelebiliriz. Biz 3 defadan gittiğimizde adam bana kapıda karşıladı, tanıyor. Bunlar kim bilir? Bunlar dedim senin evren olsun şeyleri. Ailesi. Adam gerçekten göz yaşları ve elleri öpmeye başladı. Sonra anlattı. Ben çok fakir bir çocuğum dedi. Biz çok fakir bir ailenin çocuğu dedi. Bazen aç yatıyorduk ama babam bize şikayet ettiği zaman da hep bizi anlatıyordu. Onun ailesi çok daha fakir. Hele ve hele öyle hatırlıyordu ki bazı haftalar sadece bir kere yemek yedi. Cuma gün onun babası bu imarete gelirdi. Evde çorba, pilav ve ekmek getirdiği günlere. Ne demek? 1300, diyelim ki 83'te Serez'e gitti. 1383'te kurulan bir aşevi. 1900'e kadar 24 kadar faaliyetleri devam etti. Bir tane Evrenos yok orada ama. Düşünün 24. Yani şimdi normal yerler, ben bir zamanda İznik üzerinde çalışırken, İznik'teki imaretler üzerinde bir çalışmam var. Orada görüyoruz mesela bu Çandarlı'ların kurduğu imaretler. Eğer vakfiyeler varsa baktığın zaman da, ilk kurulduğu zaman da bütün gelen gidenler, fakir fukaralar falan günde iki yön yemek. 100 sene sonra baktığı zaman da o faaliyetleri indi Ramazan ayında bir kere yemek. 100 sene sonra cuma günler, cumadan cuma fakir fakir yemek. Neden? Enflasyon diye bir şey var. Yani siz muayen bir para ayırıyorsunuz bu şey için ama o para aynı faaliyetleri 400, 500, 600 sene devam ettirmek mümkün değil. Ama bu Evrenos ailesi sadece bu imarette değil, diğerlere de kuşaktan kuşağa ilaveler yapıldı. Ve dolayısıyla böyle bir tablo çıkıyor karşımızda. Bu Balkanlardaki imaretlerin bir özelliği daha var. Bunu kimse bugüne kadar yeter derece üzerinde durmuyor. Bunu en çok Evliya Çelebi'de görüyoruz. Evliya Çelebi her şeyin altında profesyonel bir seyahat. Dolayısıyla imaretler çok iyi tanıyordu. Çünkü bedava yemek yiyordu onlarda. Ve onun 10 yılda dikkatli okuduğu zamanda net bir tablo çıkıyor. Balkanlardaki imaretlerin bir özelliği var. Herkese açık. Ve sayıyor.
Müslümanlar, gayrimüslimler, Yahudiler, Kıptılar, putperestler dahi sayıyor. Bu Balkanlardaki imaretleri herkesin açık. Avrupa'dan gelen, Almanya'dan, Fransa'dan, İngiltere'den gelen seyyahlar da bunu belli ediyorlar. Diyor ki, biz yol boyunca imaretlerde bedava kalıyorduk, bedava yemek yiyorduk. Anadolu, Evliya Anadolu'da geziyor, Arap memleketleri de geziyor. İmaretlerden de bahsediyor ama ne Anadolu'da, ne Arap memleketlerinde hiçbir tane dahi gayrimüslimlere açık olduğunu söyleniyor. Dolayısıyla bu imaret sistemi, bilhassa Balkanlar'da yani benim şu anda düşündüğümün önemi şu, bir gerçek var. Balkanlar'daki nüfusu çoğu gayrimüslim. Çoğu. Hele ve hele Evrenos'un şimdi 14. yüzyılın ikinci yarısında %95. Demek ki bu onların şey sisteminin bir parçasıdır. Yani geliyoruz, bir alt yapısı kuruyoruz. O alt yapısının çeşitli şeyleri var. Onların biri fakir fukara beslemek. Ve bu sadece 14. yüzyılda görmüyoruz. Sonuna kadar devam eden bir geleneği. Çok teşekkür ederim. Efendim hocamıza çok teşekkür ediyoruz. Geldiğiniz için size de teşekkür ederiz efendim. Haftaya Profesör Doktor Nurhan Atasoy bizimle birlikte olacaklar. Matrakçı Nasuh'u anlatacaklar. Bugün Sayın Yiğit Doğru'nun konuşmasına geç gelen misafirlerimiz isterseniz internet üzerinden bir hafta içinde hocamızın konuşmasının tamamını dinleyebilirsiniz. Tekrar geldiğiniz için hocam çok teşekkür ediyoruz. Soru şeylere vaktiniz yok mu? Arzu ederseniz var. Eğer soru sormak soru sormak isterseniz elbette ki elbette var. Kervansaray. Kervansaray ve imaretler arasındaki fark nedir efendim? Çok iyi bir soru. Bu dönemde bazı şeylerin farkını tam ne olduğunu anlamak mümkün değil. Mesela Yunanistan'da ilk döneme ait en eski camiler, bunların resimleri yoktu burada ama Serez'de mesela Çandarlı Halil'in büyük bir cami vardı 1937'ye kadar. Sonra yıktılar. Evliya Çelebi gittiği zaman da o caminin kitabesini veriyor. Mescid diyor. Mescid cami ayrımı bu dönemde bence çok zor. Yani ben Serez'de zamanında tarih defterlerinize baktığı zaman da mesela 16. yüzyılda 11 tane mescid. Bu Mehmet Esat Serez'in bahsettiğim kitabında 1913'te 11 tane daha evvel mescid olarak hepsi cami olmuş. Mescid camiye çevirmek o kadar zor bir şey değil. Değil mi? Bir minber, icap edersin, büyütürsen. Aynı şeklinde en mesela bu Evrenos'un vakfiyelerinde bu Serez'deki şeyi demiyor, imaret demiyor, pardon, Gümüşhane'deki yapıda imaret demiyor, zaviye diyor. Dolayısıyla Semavi Bey, Semavi Eğici'nin kullandığı tabiri ben kullanıyorum. Bu dönem için zaviye tire imaret. Çünkü her zaviye sadece konaklamak için bir yer değil, dervişler için aynı zamanda onlara yemek veriyoruz.
Ve bunu zannediyorum başında öyle bir şey diyebiliriz. Yani başında dedim ya 14. yüzyıldan hiçbir yazılı kaynağımız hemen hemen yoktur. Ama bir tane var. En eski. Benim bir kitabımda bunu Osmanlıların doğum sertifikası diye bahsettim. 1324'te Orhan Gazi'nin Mekke Vakfiyesi. Mekke Vakfiyesi'nde görüyoruz ki muazzam Mekke şey Sakarya Nehri'nin kenarı. Muazzam araziler falan çıkar diyor. Ve belli ki bu hem zaviye hem imaret fonksiyonu. Kervansaray mesela, onu burayı koymadım. Efenos'un yeni civarda bir de kervansaray vardı. O kervansaray Evliya Çelebi'yi öyle bir metin diyor ki, ama anlattıkları kervansaray mı? İmaret belli değil. Diyor ki bu kervansaray öyle bir yer mi? Unutma, Evrenos bunu 1400'de yaptırıyor. Evliya Çelebi 1675, yani 300 seneye yakın sonra gidiyor. Diyor ki, her gün 5 ile 600 tane adam ve atları buraya kalıyorlar diyor. Her 3 kişi bir sineğe yemekleri veriyor, sayıyor çeşit çeşit. Her kalan için bir mum ve mumluk mu? Şamdan. Atlar şu kadar yem bedava veriliyor. Ve bu bir tür imaret. Tabii ki şey yok. Bildiğimiz oteller yok. Pek de lokanta diye bir şey yok bu dönemde. Dolayısıyla bilhassa seyahatler için bu kervansaray, imaret, Pierre Bellon diye bir Fransız seyyah 1547'de Kavala'ya gidiyor. Kavala Kuzey Yunanistan'ın bir liman. Ve Makbul İbrahim Paşa'nın Kavala'da muazzam para harcadı. Duvarlar yaptı, büyük bir su yolu yaptırdı, çift hamam, medrese, cami, hamam ve medrese, hamam ve cami duruyor. Diyor ki Bellon, orada diyor işte bu İbrahim Paşa'nın yaptığı bir imarette 3 gün 3 bedava yemek yedik. Sonra gecelerini yandaki kervansarayda yaptık. Ama belli ki Evrenos'un yeni civarlardaki hem kervansarayda kalıyordu hem de orada yemek yiyordu. Dolayısıyla bunları ayırmak benim için zor. Ben bu terimler bugünkü bir anlamda koymak doğru değil. Evrenos Bey ve Evrenos Zahirler'in bütün bu imar girişimlerini acaba siz Ömer'in Barkan gibi kolonizatör dervişleri ideali etrafında mı değerlendiriyorsunuz? İyi bir soru. Bir yere kadar evet. Yani şey baktığımız zaman mesela Halil Hoca, Halil Ünalcı'nın hem Arvanit defterinde hem de Stefan Düşan'dan Osmanlı İmparatorluğu makalesinde şey görüyoruz. Balkanlarda 14. ve 15.